Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 8'deyiz. Birinci sorumuzu büyütelim. Bir kumbarada 30 tane 20 TL, 50 tane 100 TL kağıt para vardır. Kumbaradaki toplam para miktarını istiyor. Arkadaşlar, 30 tane 20 TL artı 50 tane 100 TL. 30 ile 20'yi çarpıyorum, 600 TL artı 50 ile 100'ü çarpıyorum, 5000 TL. Bunları ben topladığım zaman 5600 TL olarak geliyor. Bir kitaplıkta bulunan mav kitabının her sayfasında 4 tane soru bulunurken, var kitabının her sayfasında 3 tane soru bulunmaktadır. Her iki kitaptaki toplam soru sayısını istemiş bizden. Mav'da arkadaşlar her sayfasında 4 tane soru varmış. 125 ile 4'ü çarpıyorum. Burası 500 yapar. Var'da ise her sayfasında 3 tane soru varmış. 100 ile 3'ü çarpıyorum. Burası da 300 yapar. Bunları toplayalım. 500 artı 300. Cevabım 800 olarak geldi. B şıkkımı işaretledim. 120 basamaklı bir merdivenin başında Ali, sonunda Kerem vardır. Ali basamakları üçer 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 çıkarken Kerem basamaklarım ikişer ikişer inmektedir. Buna göre Kerem'in attığı adım sayısı Ali'nin attığı adım sayısından ne kadar fazla? Hesaplayalım. Kerem İkişer ikişer iniyordu. 120'yi 2'ye böldüm. 60 adımda indiğini bulduk. Ali'ye geldik. Ali ise üçer üçer çıkıyor. 120'yi 3'e böldük. 40 adımda çıktığını bulduk. Aralarındaki fark 60 eksi 40'tan 20 adım olarak geliyor. Bir sinema salonunda bulunan tam biletli seyirci sayısı öğrenci biletli seyirci sayısının 3 katıymış. Salonda 80 seyirci olduğuna göre tam biletli seyirci sayısı kaçtır? Arkadaşlar, şimdi ben öğrenciye bir kat diyorum. Yani bir tane kare. Tam 3 tane kare olur. Bunların toplamı arkadaşlar 4 kare oldu. 4 kare kaçmış? 80'miş. Bir kareyi bulabilmek için 80'i 4'e bölüyoruz. Bir kare bize 20 olarak geldi. Yani öğrenci bileti 20 tane satılmış, tam bilet 60 tane satılmış. Bizden tam biletli seyirci sayısını istiyordu. C şıkkımızı işaretledik. Murat boş olan kumbarasına birinci gün 2 tane 10 TL atmıştır. Daha sonra her gün bir önceki gün attığı para sayısını 2 katı kadar para atıyor. Murat her gün 10 TL'lik para attığına göre 4. gün sonunda kumbarasında kaç TL var? Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve de dördüncü gün. Birinci gün arkadaşlar 2 tane 10 TL atıyor, yani 20 TL atıyor. Her gün 2 kat arttırarak gidiyor. İkinci gün arkadaşlar 40 TL atar. Üçüncü gün 80 TL atar. Dördüncü gün 160 TL atar dedik. Topluyorum. 20, 40, 80, 160. Cevabım 300 TL oldu. Yunus'un kumbarasında 1200 TL'si vardır. Yunus her gün kumbarasına 20 TL koymakta ve kumbaradan her gün 50 TL almaktadır. Kumbaradaki para kaçıncı gün sonunda biter? Arkadaşlar, kumbaradan 50 TL alıyor, 20 TL koyuyor. Yani her gün 30 TL azalıyor.
1200 TL'si vardı. 1200'ü 30'a bölüyorum. Böylelikle kumbaradaki para 40 gün sonunda biter dedim. Bir yolun başında ve sonunda olması şartıyla yol boyunca gövde kalınlığı önemsiz. Aydınlatma direkleri dikilecektir. Dikilen direk sayısı 41 tane olduğuna göre yolun uzunluğu kaç metredir? Arkadaşlar 41 tane direk varsa 40 tane aralık vardır. Aralıkların mesafesi ne kadarmış? 30 metreymiş. 40 ile 30'u çarpıyorum. Cevabımızı 1200 metre olarak bulduk. A şıkkımızı işaretledik. Devam edelim. Yukarıda verilen mavi kartların üzerine aynı sayılar yazılıyor. Turuncu karttaki sayı mavi kartlarda yazan sayıların toplamından 300 eksiktir. Buna göre bir mavi karton üzerinde yazan sayıyı istemiş. Arkadaşlar, turuncu karttaki sayı mavi kartlarda yazan sayıların toplamından 300 eksik ise mavi kartlardakini bulabilmek için 1200'e 300'ü ekliyorum. Yani mavi kartlarda yazan sayıların toplamı 1500. 3 tane mavi kart olduğu için 1500'ü 3'e bölüyorum. Cevabım 500 olarak geliyor. Zeynep verilen yeşil ve turuncu kalem kutulardan eşit sayıda almıştır. Zeynep'in aldığı toplam kalem sayısı 220 tane olduğuna göre kaç tane yeşil kalem kutusu almıştır demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir düzine var. Yani 12 tane var. Şöyle yazalım. Burada ise arkadaşlar bir deste var. Yani 10 tane var. 12 ile 10'u topluyorum. 22, 220'yi de 22'ye böldüm. 10 tane yeşil, 10 tane turuncu kalem kutusunu aldığını buldum. Bir kartonun 4 bölmesine 3'ün doğal sayı kuvvetleri yazılıyor. Bu bölmelerde yazan sayılar ok yönünde artmaktadır. Kare eksi üçgen işleminin sonucu en fazla kaçtır? Arkadaşlar şimdi burası 3 ise burası 3'ün ikinci kuvveti. Burası kaç? 243. 3'ün beşinci kuvveti. Şöyle söyleyelim. Burayı 3'ün ikinci kuvveti diye direkt söylemeyelim de. 3'ün kuvveti şeklinde yazılıyor ve de artarak gidiyor. Aralarındaki farkın en fazla olmasını istiyor. Yani buraya verebileceğim en fazla değeri veriyorum. Buraya verebileceğim en az değeri veriyorum. 3'ün birinci kuvveti 3. Bakın bu aralığa hangi değerler gelebiliyor? Burada 3'ün birinci kuvveti var, burada 3'ün beşinci kuvveti var. Yani bu aralığa 3'ün ikinci kuvveti, 3'ün üçüncü kuvveti, 3'ün dördüncü kuvveti gelebiliyor arkadaşlar. Bunların arasındaki en fazla 3'ün dördüncü kuvveti olduğu için kare 3'ün dördüncü kuvvetidir. Bu da 81. Üçgen ise 3'ün ikinci kuvvetidir. Bu da 9. Aralarındaki fark 72 geldi. Bir otoparkta 12 tane motor, 24 tane araba ve 48 tane kamyon vardır. Motorun 2, arabanın 4 ve kamyonun 8 tekerleği olduğuna göre otoparkta bulunan araçların toplam tekerlek sayısı. Arkadaşlar 12 tane motor, motorun 2 tane tekerleği var. 24 tekerlek yaptım. 24 tane araba var. Arabanın 4 tane tekerleği var. Toplamda 96 tekerlek yaptım. 48 tane kamyon var. Kamyonun 8 tekerleği var. Toplamda 384 tekerlek yaptı. Bunları biz topluyoruz. Cevabımız 504 olarak geldi. Özdeş karelerle oluşturulan şeklin ön ve arka yüzü boyanacaktır. Bir birim karede kullanılacak boya için 10 TL ödeneceğine göre yapılacak toplam ödeme ne kadardır? Arkadaşlar şimdi bakın tamamı 32 birimmiş. 4 tane var. Bir tanesini bulabilmek için 32'yi 4'e bölüyorum. 8 birim. Bir tanesinin alanını bulalım. 8 çarpı 8'den 64 birim kare geldi. Peki bize ne demiş? Bir birim karede kullanılacak boya için 10 TL ödenmiştir diyor. Şimdi şöyle söyleyelim.
Ön tarafta 400 var. Arka tarafta 400 var. Toplamda 800 tane yüzü var. 64 ile 8'i çarpıyorum. Toplamda 512 birim karelik alan boyanacak. Birim kare için 10 TL ödeniyordum. 512 ile 10'u çarpıyorum. 5120 birim, pardon, 5120 TL ödeyeceğini buldum. 48 santimetre uzunluğundaki bir tahta alanı 9 santimetre kare olan özdeş tahtalara bölünüp görseldeki düzende boyanmaktadır. Buna göre mavi parça sayısı turuncu parça sayısından ne kadar fazladır? Arkadaşlar şimdi şöyle söylüyoruz. Burası kare ve alanı 9 santimetre kareymiş. Bir kenarı 3 santimetre ise diğer kenarı da 3 santimetredir dedik. Şimdi 48 santimetreymiş. 48'i ben 3'e bölüyorum. Böylelikle 16 parça olduğunu buldum. Bakın arkadaşlar. Bir tane turuncu, iki tane mavi. Bir tane turuncu, iki tane mavi. Burayı topluyoruz arkadaşlar. Bir turuncu, iki mavi. Şöyle söyleyelim. 48 santimetre 16 parçadan oluşuyordu. Bir bölüm neyden oluşuyor? Turuncu, mavi, mavi. Turuncu, mavi, mavi. Yani bir bölüm 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Turuncu, mavi, mavi. Turuncu, mavi, mavi. Ve de son olarak turuncu, mavi, mavi. Kaç tane oldu? 3, 6, 9, 12, 15. Son olarak bir tane de turuncu var. Sayalım. Kaç tane turuncu oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane turuncu oldu. Kaç tane mavi oldu arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10 tane mavi oldu. Yani 6 turuncu, 10 mavi. Şimdi gelelim bunların arasındaki farka bakıyoruz. Mavi parça sayısı turuncu parça sayısından ne kadar fazla? Mavi parça sayısı 10, turuncu parça sayısı 6, aralarındaki fark 4. 4 tane silgiyi 12 TL'ye alıp 5 tane silgiyi 25 TL'ye satan bir kırtasiyeci 200 tane silgi alıp sattığında kaç TL kar elde eder? Şimdi 4 tane silgiyi 12 TL'ye alıyorsa 12'yi 4'e bölüyorum. Bir silgiyi 3 TL'ye aldığını buldum. Alış. 5 tane silgiyi 25 TL'ye satıyorsa bir silgiyi 5 TL'ye sattığını buldum. Bu da satış fiyatım. Aralarındaki fark 5'ten 3'ü çıkardım. Aralarındaki fark 2 TL oldu. 2 TL kar ediyor. 200 tane silgiyi alıp satıyor. 200 çarpı 2'den de 400 TL kar elde ettiğini buldum. D şıkkımı işaretledim. Sayfamızı temizleyip devam edelim. Mavi ve yeşil kartların birer yüzlerine yazılan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre bir yeşil kartın üzerine yazılan sayı. Arkadaşlar, mavinin bir yüzüne yazılan sayı 12. 30 tane mavi var. Buranın toplamı 360 yaptım. Şimdi üçgene geldim. Üçgenden kaç tane var? 90 tane. 360'ı 90'a böldüm. Böylelikle üçgenin üzerine 4 yazıldığını bulduk. Bir inek çiftliğinde 12 tane bölüm olup her bir bölümde eşit miktarda 18 litre süt veren inekler vardır. Bu ineklerin tamamından bir günde 1296 litre süt elde edildiğine göre her bölümdeki inek sayısı. Arkadaşlar 1296'yı 18'e bölüyorum. 72 tane inek olduğunu bulduk. Kaç tane bölüm varmış? 12 tane bölüm varmış. 72'yi 12'ye böldüm. Böylelikle her bölümdeki inek sayısını 6 olarak buluyorum. Videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.